Balkan Saati'nden herkese merhaba. Ben Salih Yüzgenç. Yine çok meraklıyız, çok heyecanlıyız ve gerçekten çok özel bir Balkan şehrindeyiz. Sevgili izleyiciler, Sırbistan'ın güneybatısından, Sancak bölgesinden, Novi Pazar'dan herkese merhaba. Bugün sizler için güzel bir bölüm hazırladık ve ne yapacağız? Hem unutulmayacak tarihi ilişkilerimizi, hem unutulmayacak akrabalık bağlantılarımızı ve hem de Novi Pazar'ın güzelliklerini sizlere aktarmaya çalışacağız. İzleyiciler, Balkanlarda olduğumuz belli. Nasıl belli? Hava hem güneşli hem yağmurlu. Güzel bir sürpriz, güzel bir hava bizlerle beraber. Ve şimdi çok özel bir misafirle buluşacağız. Kendisiyle buraları konuşacağız. Kendisini konuşacağız. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Sevgili izleyiciler, Novi Pazar'dayız ve şu an hemen Arap Camii'nin, bir Osmanlı eseri olan Arap Camii'nin yanındaki Tarihi İsa Bey Hamamı'ndayız ve yanımızda çok değerli bir misafirimiz var. Kim var yanımızda? Fuat Bacıcanin ile birlikte oturuyoruz burada. Kendisi Ras Müzesi'nin müdürü ve aynı zamanda Boşnak Milli Konseyi'nin başkan yardımcısı. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz Novi Pazar'a, hoş geldiniz. Sancağı da hoş geldiniz. Bu hamamın İsa Bey Hamamı'dır. İsa Bey Novi Pazar'ın kurucusu. İsa Bey, İsakoğlu, Saraybosna'nın kurucusu, Üsküp'ün kurucusudur. Makedonya'daki bir şehrinin kurucusudur. Demek ki en ünlü eski Yugoslavya, Balkan bölgelerde ya da bütün Balkan'da en ünlü isimlerinden biri. Çünkü çok ünlü şehirleri kurmuş, Novi Pazar'ı bile. Gerçekten ve şuna da dikkat ettik. Novi Pazar'ı gezdiğimizde gerçekten büyük bir tarih gördük. Tabii bu tarih maalesef zamanla biraz yıkılmış, yozlaşan şeyler olmuş. Ama buna rağmen burada ciddi bir tarih mirası var ve bildiğimiz kadarıyla da UNESCO Dünya Mirası koruma listesinde şu an Novi Pazar, öyle değil mi? Vallahi bütün bir bölge, gezdiğimiz bir bölge UNESCO koruma listesindedir. Hem cami, hem Novi Pazar Kalesi, hem eski çarşı, hem bu hamamı. Etrafında da müze, müzenin yanında bir hamamı daha var ama tek temel mi denir? Hamamın temelleri kalmış, yoksa hamamı yıkılmış. O da İsa Bey İsakoğlu'nun ilk yaptıran hamamı imiş. Burası. Evet evet, burası tam müzenin yanına. İstiyorsanız sonra müzeye gidebiliriz ve gösteririz o ilk hamamın temelleri. Çok memnun oluruz, tabii ki isteriz. Şunu da paylaşalım o zaman. Ecdat Osmanlı bir bölgeye sadece işte cami yapayım ya da sadece okul yapayım bağlamında değil, bir kültür mirası bırakmak amacıyla, oradaki kültür mirasının devamı amacıyla hamamlar, sebiller, ki bizim Balkan coğrafyasında çok gördüğümüz bir şey, sebiller, çeşmeler, çarşılar, gerçekten çok ciddi bir inşa faaliyetinde bulunmuş. Burada da görebiliyoruz Fuat abi. Şimdi yudumlayalım isterseniz, şöyle birer yudum, ağzımız kurumasın. Tadı çok güzelmiş sevgili izleyiciler. Araya bir dipnot olarak paylaşmak istiyorum. Limonata ve ahududu. Siz ahududu mu diyorsunuz abi buna? Ahududu ya, biz malina diyoruz. Malina diyoruz. Malina bu yerlerde, hem burada Sancak'ta hem de Sırbistan'ın bir kısmında çok ünlü ahududu yetişiyor. Nasıl denir? Çok güzel diyorsunuz. Bence Türkçeniz de çok güzel. Ben 97 yılında yılına kadar Türkiye'de okudum, 4 senedir orada kaldım. Marmara Üniversitesi'nde okudum, biraz Bursa'da kaldım, orada da okudum. 93-97 arasında 25 sene geçti. Türkçem bayağı zayıfladı, gitti ama yine zorla böyle konuşuyoruz. Bence harika abi, gerçekten harika. Çünkü biz sizi çok rahat anlıyoruz, kolay anlıyoruz ve bence kendinizi ifade ediş biçiminiz de gayet güzel. Onda hiçbir sıkıntı yok. Size şey sormak istiyorum. Biz şu an aynı zamanda Sancak bölgesindeyiz. Novi Pazar da Sancak bölgesinin en büyük şehri. Buraya biraz anlatsanız bize, yani Sancak dediğimiz bölge nasıl bir bölge, nasıl oluştu ve bu bölgenin temel özellikleri nasıldır? O Sancak Osmanlı zamanından kalan tek sancaktır. Bizim sancağım Novi Pazar sancağıdır. Aslında Sırbistan devleti resmen tanımıyor, bölge olarak tanımıyor ama her yerde her zaman geçiniyor, öyle geçiyor Sancak bölgesi diyebiliriz. Sancak
600 senedir Bosna'nın içindeydi. Osmanlı içindeydik beraber, bütün Balkan'la beraber. Maalesef şu anda sancağın yarısı Sırbistan'da, yarısı Karadağ'da ve tam ortasında sınırı var. Sancağın ortasında sınırı var. En büyük, sancağın en büyük şehri Novi Pazar şehridir. Bulunduğumuz şehridir. Ve mesela Novi Pazar %65 sancağın nüfusu, %65 Boşnak, Müslüman. Diğeri Sırplar ve Karadağlılar. Arnavut çok az. Eskiden Arnavut da çok vardı. Şimdi yok. Şimdi Arnavutlar, çünkü Kosova çok yakın. Buradan 20 kilometre. Genelde gitmişler Kosova'ya doğru, Arnavutluğa doğru, Makedonya'ya doğru. Ve Arnavutlar sancakta şimdi çok az var. Sancak belki Türkiye'nin dışında Türkiye'yi en çok seven bir bölgedir. Ve bu, buradaki millet Türkiye'yi çok seviyor. Biz zaten en son Osmanlı'dan ayrılan bir parçasıydık. Onun için hala o bağ var. Türkiye'ye öyle bakıyoruz biz. Hatta ben araya girmiş oldum müsaadenizle. Biz Türkiye'de, özellikle İstanbul'da bazı araçların arkalarında sancak bayrağını, flamalarını görebiliyoruz. Böyle yapıştırıyorlar ki Pendik bölgesi, değil mi? Evet. Bayrampaşa bölgesi ciddi bir buradan göç eden insanların yaşadığı bir bölge. Onlar, nüfus yoğunluğu var orada. Onlar Boşnaklar ama genelde sancaktaki Boşnaklar. Novi Pazar, Tütin, Sienica, Rojai şehirlerinden göç etmiş insanlardır. Öyle. Mesela Novi Pazar'da %83 nüfusun 83'ü Boşnak, %17 Sırp, bazı Priyapolya şehrinde yarı yarı, %50 Boşnak, %50 Sırp. Öyle. Sancak Sırplarla beraber yaşıyoruz ve elhamdülillah bir problemler çıkmıyor bu yerlerde. Çok güzel, çok şükür abi. Zaten çıkmasını da istemez kimse. İnşallah böyle de devam eder. Şunu soralım, 120 binin üzerinde galiba nüfus, değil mi Novi Pazar'da? Öyle bir şey. 120-125 bin. Şimdi seçim sayımı olacak ve tam bileceğiz. Bu sene olacak. Belli olacak Ekim diyorsunuz. Ekim ayında ve o zaman belli olacak. Tam nüfusu, Novi Pazar nüfusu. Çok güzel. Fuat abi, Türkiye ile olan bağlarınız sizin şu an nasıl? Gelip gitmeniz muhakkak vardır. Hatta yakın zamanda Bursa'da olduğunuzu söylediniz zaten. Türkiye ile sizin kendi ilişkileriniz nasıl? Burada nasıl bir yaklaşım var Türkiye'ye karşı? Kendim için mi söylüyorum ya da bütün Boşnaklar için mi söylüyorum? Ben, Sancaklı Boşnaklar için mi? Ben Fuat Baçıçen'in ne soruyorum ama Fuat Baçıçen'in zaten buradaki Boşnakların temsilcisi. Öyle değil mi abi? Öyle bir şey diyebiliriz. Ben Türkiye'de okudum. Benim oğlum da şu anda Türkiye'de okuyor. Aslında Belgrad'da da okudum. Orada edebiyat okudum. Doktora unvanını aldım. Alhamiyado edebiyat üzerinde. Ama hem biz Türkiye'ye sık sık gitmek, görmek, hem de Türkler Türklerin sancağa gelmesini istiyoruz. Ve o bağ hiçbir zaman kopmasın diye istiyoruz. İnşallah kopmayacak, merak etmeyin. Buradan en azından biz Balkan Saati'nden sevgili izleyicilerimizin huzurunda bunun sözünü vermiş olalım. Biz gelmeye devam edeceğiz abi. Programımızda sürdüğü müddetçe sürekli geleceğiz buraya. Hepsini bulacağız Fuat abi inşallah. Az önce bahsettiniz. Buyurun. Bir şey söyleyecektim. Mesela sancağın en güzel günü ve hala anlatan gün, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı geldiği gün. Recep Tayyip Erdoğan geldiği gün herkes herhalde 2017 yılında geldi ve herhalde evde kalan insan kalmadı. Herkes caddelere çıktı ve bütün caddeler dop doluydu ve sabahtan akşama kadar, galiba programlara göre 3'e 4'e kadar kalması gerekiyordu ama çok akşam geceleyin gitmişler sancaktan ve herhalde evde kalan insan kalmadı o zaman, o gün. Demek ki oba Türkiye'nin Cumhurbaşkanı geldiğinde bu millet ne kadar seviniyor, o belli oldu o gün. Çünkü kendilerinden biri olarak görüyorlar ve kendilerinin aslında temsilcisi olarak görüyorlar, öyle değil mi? Öyle oldu. Öyle. biz öyle kabul ediyoruz. Eyvallah. Fuat abicim, az önce bahsettiniz, müzeyi görebileceğimizi söylediniz. Ras Müzesi'nde bir de tarihçi bir hocamız vardı. Biz onunla mesela görüşsek, orada bize müzeye dair bilgi verebilir mi?
Ben de anlatabilirim ama tarihçi konuşursa daha güzel olur. Hem de Türkçesi var. O da Marmara Üniversitesi'nde tarih bölümünü bitirdi bir kız. O daha güzel konuşur. Hem de genç bir kız da Türkçesi yeni geldi. Birkaç sene önce bitirdi. Türkçesi herhalde benimkinden daha güzel. Yok, estağfurullah. Daha iyi anlatır, daha güzel anlatır. Bence sizin Türkçeniz de harika. Bizde mesela Boşnakça yok. Bak sizde o var abi. Allah razı olsun. Öyle. Siz daha öndesiniz bizde. Teşekkür ediyoruz. Biz o zaman Fuat abi teşekkür edelim size. Buradan ayrılalım ve ne yapalım? Ras Müzesi'ne gidelim. Orayı hep beraber tanıyalım. Sevgili izleyiciler, şu an Ras Müzesi'ndeyiz ve gerçekten burası bizi çok etkiledi. Çok değerli, çok kıymetli, çok tarihi eserler var. Yanımızda da burada şu an kim var? Cenana Hanım var. Burada kendisi tarihçi olarak görev yapıyor, çalışıyor. Uzman ve kendisi bir Türkiye mezunu. 2018 yılında Marmara Tarih mezunusunuz değil mi? Evet, Marmara Tarih mezunuyum. Dersime iyi çalışmışım sevgili izleyiciler, görmüş olduğunuz gibi. Hocam sizi tanımak isteriz. Öncelikle kendinizden bahsedebilirseniz, akabinde de binayı, Ras Müzesi'ni sizden dinlemek istiyoruz. Olur. Ben Cenan Mursalovic. Türkiye'de mezun oldum. Marmara Üniversitesi'nde tarih bölümünde. Sonra da yüksek lisansı yapıp bitirdim ve Novi Pazar'a döndüm. Geçen sene de burada çalışmaya başladım. Çok güzel. Hayırlı olsun. Çok da güzel olmuş burası için. Peki burada ne tür eserler sergileniyor? Burada neler var? Bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii. İlk önce isterseniz ben bina hakkında birkaç kelime söylemek istiyorum. Bu bina 19. yüzyılın ortalarında inşa edilmiştir. Binanın inşası hakkında aslında çok ilginç bilgimiz var. Evliya Çelebi Balkanları gezdirirken Novi Pazar'da da gelmiştir ve burada ne gördüyse, ne duyduysa onu yazmıştır. Camilerin sayısı vermiştir, ondan sonra eski çarşımız var, dükkanlar hakkında bilgi vermiştir ve müze ve şehirde İki tane hamam bulunduğunu söylemiştir. Biz yakın döneme kadar sadece bir hamam hakkında biliyorduk. O da eski çarşının altında kalıyor. Hemen o Arap Camii'nin yanındaki yer. Evet, evet, orada. Orası. Daha sonra burada tamirler yapılırken kazılar yapıldı müzenin avlusunda ve orada hamamın kalıntıları bulundu. Evet, Fuat Bey bahsetti bize ondan. Tam üstüne basmış oldunuz, güzel oldu. Ve inşasında hamamın kalıntıları yoğun olarak kullanılmıştır. Gerçekten çok ilginç. Tabii burada o zaman biz yaşayan bir tarihin üzerinde şu an evet, hareket ediyoruz. Aynen. Gerçekten öyle ve duvarlara baktığımızda da yaşayan tarihi görebiliyoruz. Peki hocam ne tür eserler şu an müzede sergileniyor? Hangi dönemlerden eserler? Anladım. Burada arkeolojik bölümümüz var, tarih bölümümüz var. Neolitik döneminden şimdiki dönemine kadar eserlerimiz var. Sancağın Tutin, Sinica ve Novi Pazar bölgesini kapsıyor. Ve burada bizim dikkatimizi çeken çok şey var. Mesela burada özellikle işte savaş silahları diyebiliriz. Evet. Ondan sonra evet, madalyalar var, nişanlar var, paralar var. Evet. Özellikle Osmanlı döneminde sergilerimiz çok var. Üst katta dikkatimi çeken bir yer vardı benim. Buradaki sancak ailelerinin, işte Sırp aileler, Boşnak aileler, evet, yaşantılarını gösteren bir oda vardı. Evet. Dilerseniz oraya bir görelim. Sonrasında müzeyi tekrar şöyle bir turlayalım ve biz Novi Pazar'ı tanımaya devam edelim. Olur. Buyurun. Burada çok önem verdiğimiz oda bulunuyor. Aslında Sırplar ve Müslümanlar Novi Pazar'da asırlarca birlikte yaşamışlar ve benzerlikler de
odalarda da görünebiliyor. Aslında şehir odalarında. Bu odalar 19. yüzyılından. Bu da Boşnak odası. Bu tarafta da Sırp odası bulunuyor. Giysilerde görünebildiği gibi çok benzer. Evet hocam, gerçekten çok heyecan verici. Benim açımdan da büyük bir deneyim oldu. Çünkü özellikle kıyafetler arasındaki benzerlik çok dikkat çekiyor. Mobilyalar ya da dekorasyonda farklılıklar var ama şunu paylaşmadan geçmeyelim. Novi Pazar'a geldiğinizde sevgili izleyiciler, Ras Müzesi'ni ziyaret ederseniz buradaki yaşantıyı, geçmiş dönemdeki yaşantıyı rahatlıkla görebilirsiniz. Hocama teşekkür ediyoruz. Biz Novi Pazar'ı tanımaya hocam tekrar devam edelim. Kalın sağlıcakla hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Ras Müzesi'ni ziyaret ettik ve Cenane hocamız sağ olsun bize çok güzel eşlik etti. Buradaki eserleri aktarmaya gayret etti ve bizim için çok istifadeli oldu hocam. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi tekrar Fuat abiyle beraberiz. Ben Fuat abi diyorum kendisine. Fuat abiyle beraberiz ve tam çıkarken kapıdan dedi ki nereye gidiyorsunuz? Buraya kadar gelmişsiniz. Birer kahve içelim. Kahvelerimizi yudumladık. Burada öyle bir gönül bağı, öyle bir gönül frekansı var ki sevgili izleyiciler, Türkiye ile. Acaba kendisinin Türkiye ile olan akrabalık ilişkileri, Türkiye ile olan bağlantıları nasıl? Son olarak sormak istiyoruz. Sancağın her ailenin Türkiye ile bağı var. Çünkü her aileden, Türkiye'den, her ailenin akrabası var Türkiye'de. Benimki de öyle. Çanakkale zamanında babamın dedesi Eles gitmiş. Burada sancakta üç çocuğu bırakmış. Benim dedemi bırakmış. Bir de dedemin iki kız kardeşi bırakmış. Sonra 79-80 yıllarda benimkiler, benim amcalarım gitmişler Çeşme, deniz kenarına gitmişler. Bir yaşlı bir insan gelmiş onların yanına, demiş siz nerelisiniz, sizinle duydum sizi, siz galiba Boşnakça konuşuyoruz. Ben de Sancaklıyım, Novi Pazarlıyım, Boşnağım. Ama benim dedem gelmiş diyor. Çanakkale Savaşı'na gelmiş ve orada ailesini bırakmış. Benimkiler, amcalarım sormuş, konuşunca böyle hızlı olmamış herhalde. Evet biz de oralıyız. Biz de oradan geldik. Novi Pazar'dan geldik. Bizim dedemiz de maalesef gitmiş. Maalesef dönmemiş. Çanakkale Savaşı'na gitmiş ama maalesef dönmemiş sancağı. Bir daha görmedik biz onu. Adı bizim dedemiz Eles adıymış. Öyle bir şey söylemişler. Bir de o yaşlı, bayağı yaşlı insan demiş. Benim dedemin adı Eles'iymiş. O da bize anlatmış, üç çocuğu bırakmış. Bir Bekir adlı bir oğlunu bırakmış. Bir de iki kızı bırakmış. Görmemiş onları bir daha. Dedemiz vefat. Burada Türkiye'de savaş, Çanakkale bittikten sonra Türkiye'de kalmış. Bir daha dönmemiş oraya. Bunlar demiş ama benim annem de Miska adlı, o benim annem, o senin dedenin bıraktığı çocuğu benim annemdir ve bizimkiler burada sonra gitmişler ve İzmir'de bizim çok daha fazla akraba olmuş Çanakkale zamanından giden dedemin babasının ailesi orada kalmış. Ben okurken, Türkiye'de okurken 94-95-96-97 yılında halamın yanına gittim, tanıştım o ailemde. Büyük dedemin çocuklarıyla, torunlarıyla tanıştım. Aslında benim kardeşlerimle tanıştım o zaman. Sevgili izleyiciler, gerçekten yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben biraz
doğaçlama sormak istemiştim Fuat abi ama öyle bir hikaye çıktı ki böyle hani filmlerde olacak hikayeler vardır ya, hakikaten öyle bir hikaye çıktı Fuat abi. Buradaki zenginliği, buradaki bereketi sırf bu hikayeden anlayabiliriz. Nasıl bir bağlantımız olduğunu, nasıl bir akrabalık ilişkimiz olduğunu buradan bile anlayabiliriz. Çanakkale'ye vatanını savunmak için giden bir dede ve orada kalıyor. Sonra oraya yerleşiyor ve orada çocukları oluyor. Sonra da Sancak'tan oraya gelen insanlarla tanışıp akraba olduklarını anlıyorlar. Gerçekten muhteşem bir hikaye. Fuat abi teşekkür ediyoruz. Bizi de duygulandırdın. İnşallah bu gönül bağlantıları, bu gönül coğrafyamızdaki izlenimler her zaman devam eder. Bizler buraya sürekli geliriz. Sizler Türkiye'ye sürekli gelirsiniz. Zaten bizim için ayrı gayrı yok biliyorsunuz. Buradan sana veda edelim. Çok teşekkür edelim. Şöyle de bir sarılalım istiyorum sana. Ben de özür diliyorum biraz. Çünkü ben de bu hikayeyi konuşunca her sefer baştan duygulanıyorum. Sanki ilk defa duyuyorum bunu. Biraz zor konuştum bunu. Estağfurullah. Yani duygulanmayacak bir hikaye değil ama. Bunu kabul etmek lazım. O zaman ne yapalım? Bir kucaklaşalım mı? Haydi. Kardeşim. Çok sağ olun abi. Merhaba. Türkçe biliyorsunuz. Gayet net. O zaman Türkiye'den mi geldiniz? Türkiye'den geldik. Abimiz bize sıkıntı var mı diye sordu. Bize diyeceğiz ki Sancak'ta nasıl sıkıntı olsun? Burada sıkıntı olmaz. Olmaz. Bizim olduğumuz yerde hiç olmaz. Zaten adı isminde Sancak. 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 Son Sancak. Son Sancak. Vallahi çok güzel ya. Abi isminiz, isminizi öğrenebilir miyiz? Mahir. Mahir Kore. Mahir Kore. Kore. Var mı Korelilik abi? Yatanlar var orada diyelim. Allah rahmet eylesin. Amin. Cümlesine. Allah evden razı olsun. Cümlesinden, nerede ne varsa. O zaman şöyle, Mahir abi sokuldum yalnızca müsaadeniz varsa. Eşiniz de muhtemelen oturuyorsunuz. Necibe Hanım. Tanımak isteriz sizi de. Merhaba, Necibe ben. Eşimle beraber geldik, bakalım bir gezi yapıyoruz. İnşallah. İnşallah güzel geçiyordur geziniz. Çok şükür. Buralı mısınız normalde, köken burada mı? Ya köken Makedon asıllıyız biz. Makedon asıllıyız. Şimdi 55 Makedonya'dan İstanbul'a dönen bir ailenin çocuğuyuz. İlk nesil oradayız ve bizden sonrakiler. Geldik burada bir ticaret, micaret bir şeyler de yapacağız. Güzel olacak, güzel bir şehir. Memleketimiz, bildiğimiz insanlar. Güzel olacağına inanıyorum. Sizi gördük, daha da güzel oldu. Bizim program biliyor musunuz abi? Balkan'da gezinti miydi? Gerçekten mi? Balkan saati. Burada Sancak'ta bizi bilen bir insan görmek, programımızı bilen bir insan görmek bizi mutlu etti. Programın adını hatırlamasak bu güzel Rabbimin verdiği yüzü hatırlarız ya. O sizin güzelliğiniz abi. Olur mu, olur mu? Gerçekten. Bir su, çay, ekmek. Abi şöyle, sen sıkıntı var mı diye sordun. Sıkıntı yok Allah'a şükür. Ay maşallah. Biz biraz dolaşalım buraları, bakalım, tanımaya çalışalım. Tamam. Size de iyi seyahatler, iyi tatiller dileyelim. Amin cümlemize. Size de böyle kolay gelsin şimdi bu sıcakta burada böyle vatandan uzak. Allah yardım etsin. Ya bizim ciğerimiz yanıyor abi. Memleket hasreti. O kadar da değil. ama her yer memleket değil mi? Buralar zaten. Abartma. Buralar. Bak bir kere hemen arkada cami. Çok sıklet duysan. Ekmek var, su var. Ayıp. Aç değilsin, açıkta değilsin. Sus, biz buradayız. Günah. Tamam. O zaman Mahir abi. Hani aç değiliz, açıkta değiliz ama sıkıntı olursa seni bulalım. Ya buradayım zaten. Çarşı güzel. Tamam, seni bulamazsak ablamızı buluruz. O zaten belli, fotoğraf da böyle. Abi teşekkür ediyorum. Kardeşim benim. İyi tatiller diliyorum size. Size de iyi programlar, eyvallah. İyi çalışmalar. Size iyi tatiller diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür tüm ederiz. TRT ailesine başarılar. Kolay gelsin. Hepsine başarılar diliyoruz. Eyvallah. Görüşürüz. Allah o firmamıza da, firmamızdır bizim, böyle zeval vermesin. İyi ki geziyorsunuz. İyi ki varsınız. Eyvallah. İyi ki sizler de varsınız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hadi. Görüşürüz. İyi günler. Sıkıntı yok. Olmaz zaten. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Gerçekten çok güzel sevgili izleyiciler. Çok mutlu olduk, çok heyecanlandık. Tekrar Novi Pazar'ı tanımaya devam edelim. (Gülüyor)
Sevgili izleyiciler, Novi Pazar sokaklarında gezerken tabii ki acıktık çünkü büyük efor sarf ettik ve ne yapalım dedik, yemek yiyelim dedik. Sancak bölgesine gelmişken tabii ki sancak mantısı yemeden olmaz. Tabii bölgede boşnak mantısı olarak da biliniyor bu mantının adı. Mantı diyoruz, aslında biraz böreğe benziyor. Üzerinde görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyiciler şöyle bir yoğurt var ve bu yoğurt tamamen ev yapımı. Şu anda da baba mesleğini icra eden bir mekandayız. Babadan kalma bir mekandayız. Çok lezzetli gözüküyor. Müsaadeniz olursa görmüş olduğunuz gibi böyle kıymalı. Canınız çekecek biraz ama artık hakkınızı helal edin. Buraya geldiğinizde ama muhakkak sancak mantısı yemeği ihmal etmeyin. Bismillah. Sevgili izleyiciler, şu an İsa Bey Kalesi'nin hemen arkasında bulunan parktayız. Arkadaşlarımıza sorduk bu parkın adı ne diye. Dediler ki park. Sadece parkmış buranın adı. Şu an iki Novi Pazarlı arkadaşımız bizle beraberler. Onlarla biraz sohbet edeceğiz, konuşacağız. Onları tanımak istiyoruz. Hemen buradan başlayalım. Merhabalar herkese. Ben Sayma. Lise 4 öğrencisiyim. Üniversiteye hazırlanıyorum. Burada okuyorum, Novi Pazar'dayım. Bu sene son, yani hazırlıklar başladı bile. İşte öyle, yani Novi Pazar'da yaşıyorum. 18 yaşındayım, onu söyleyeyim. Türkçeyi çok seviyorum, Türkiye'yi çok seviyorum. İşte Türkçeyi 13 yaşımdan beri öğrenmeye başladım. Öyle. Yani. Harika. Hemen benim sol tarafıma, yani sizlerin sağ tarafına dönelim. Buyurun. Merhaba, ben Ayşe. Yani Ayşe değil. Ayşe Hudovic. Sayma ile beraber Türkçe kursuna gitmiştik. Orada Türkçeyi öğrendik ve şimdi böyle Türkçe'yi konuşuyoruz. Türkçe kursla birkaç kez Türkiye'yi de ziyaret etmiştik. Ve öyle o çok büyük bir tecrübemiz oldu. Türkiye'de nelere geldin? Nereye gezdik? Evet, yani hangi şehirler? Çanakkale'ye gitmiştik. İstanbul, Ankara, Kapadokya. Bayağı gezmişsin. İşte Trabzon, Giresun, Ordu. Bayağı gezmiştik aslında. Evet. Türk kursla birlikte. Yani çok güzel oldu aslında. Çok güzel bir tecrübe yaşadık. Harika, çok güzel. O zaman Türkiye'yi sadece dil olarak değil, aynı zamanda görgü olarak da, yani en azından gördüğünüz kadarıyla da biliyorsunuz. Ama 81 şehir var biliyorsunuz. Mesela adını duyup da, hemen saymaya sorayım. Adını duyup da böyle ya burayı çok merak ediyorum dediğin bir şehir var mı Türkiye'de? Van. Bilmiyorum neden ama öyle. Çok enteresan geliyor. Ama çok güzel bir yer Van. Tabii kesinlikle çok güzel. Hem doğal manzaraları var. Yaz kış farklı iklimlere sahip. Yemekleri inanılmaz güzel. İnsanlar inanılmaz sıcak. Muhakkak gitmeni tavsiye ederim. İnşallah, ben çok isterim. Zaten fotoğraflardan çok gördüm ve gittiği insanlardan da çok duymuştum işte aynı sözleri. İşte ne bileyim ya, ben çok gitmek isterim. İnşallah da olur en yakın zamanda. Ben sizlere özellikle Çorum'u tavsiye ediyorum. Öyle mi? Çorum'u da duydum ama pek, yani hiç öyle hani bana yakın olan insanlar çok gitmedi. O yüzden de pek bilmiyorum. Hemen bak, solunda oturan, yani hemen yanında oturan kişi Çorumlu olabilir. Öyle mi? Ooo, Çorumlular merhabalar, selamlar size. Çorum'un gönüllü kültür elçiliğine devam sevgili izleyiciler. Türkçeler maşallah çok akıcı, çok güzel. Peki genelde Türkçe öğrenirken böyle farklı şeylere çok şaşırıldığını ya da ya bu ne alaka dendiğini duyuyoruz. Böyle Türkçe öğrenirken çok şaşırdığınız, hatta Türkiye'ye geldiğinizde ki mesela Türkiye'de yöresel olarak dil farklı konuşulabiliyor. Mesela Foça ağzı farklıdır. İşte Ordu çok farklıdır. Senin Trabzon bambaşka. Yani mesela böyle duyduğunuz farklılıklar oldu mu? Tabii ki de. Trabzon'da evde çok duymuştum. İşte yani ne bileyim, onlar çok U'yla galiba söylerler, ne bileyim derler. Ya mesela böyle mi derler? İyi dur, iyidir. İyidir, iyi dur. Yani mesela ona çok şaşırdım. İşte kardeş mesela Ankara'daki. İşte güzel, çok güzel. Ama ya bize de buradaki yani öğrenciler için farklı geliyor. Hem zaten bizim Türkçe kursunda Türkiye'den gelen hocalarımız var. Ve hepsi aslında yani Türkiye'nin her tarafından gelen Türkler. Mesela şimdiki hocalarımız, birisi Gaziantep'ten, birisi Ankara'dan. İşte eski hocalarımız, benim de çok sevdiğim hocalardan biri Trabzon'dan geliyor.
İşte onlar hani kendi kültüründen de çok söylediler, işte ne bileyim kendi dilinden, yani enteresan olan kelimeleri de söylediler. İşte gerçekten çok öğreniyoruz Türkçe hakkında ve Türkiye hakkında gerçekten. Harika. O yüzden öyle. Harika, çok güzel. Ayşe, sana o zaman şöyle bir şey sorayım. Burada gençler neler yapıyorlar? Siz gündelik hayatta, gündelik yaşantıda böyle parka geliyor musunuz? Oturup nasıl sohbetler ediyorsunuz? Neleri paylaşıyorsunuz? Dertleşiyor musunuz saymayla? Söylediğiniz gibi biz şimdi parktayız ve bu... Yani gençlik parkı öyle diyebiliriz. Çünkü mesela burada çok yakın gimnaziya ve 3 daha okullar var. Ve okul bittiğinde burada gençler geliyor ve burada vakit geçiriyoruz beraber. Bilmiyorum, bir şey oynuyoruz, sohbet ediyoruz. Kütüphane var yani parkta ve öyle biz iyi öğrenciler. Maşallah, tabii iyi öğrenciler. Kütüphaneyi de orada vurguladı. Kütüphanede ders çalışıyoruz. Evet, ders çalışıyoruz ve mesela Sayma şimdi sınav çalışıyor ve... Her gün boyunca, bütün gün boyunca kütüphanede vakit geçiriyor. Tabii muhakkak öyle, muhakkak öyle. Tabii aileler izleyecek programı. Peki Ayşe'nin sana soralım. Sen Türkçeyi... Yaşımdan beri Türkçeyi öğreniyorum. Aslında ben dizilerden başladım. Çünkü burada Türk dizileri Novi Pazar'da çok popüler. Ve çoğu insanlar onu izliyorlar. Ve ben de öyle başladım. Ama ailem de Türkiye'de yaşıyor ve öyle bir bağım oldu. Ve isteğim oldu. Ailenin hangi fertleri? Akrabalar mı? Akrabalar, evet yani... Pendik mi? Pendik mi? Cidi Osman, biliyor musunuz? Cidi Osman'ı biliyor musunuz? Cidi Osman. O benim onun anneannesi ve benim anneannem öz kardeşler. Çok evet. Güzel. Cidi Osman'ı buradan o zaman Amerika'ya, NBA'ye de mi? Selamlarımızı gönderelim Cidi Osman'a. Şahin'e çünkü o onun nişanlısıdır. Çok güzel. O zaman Ayşe ve Sayma'ya... Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Senin sesin çok güzel. Yani bunu duyduk, söylüyorsun, biliyoruz. Sen de çok güzel enstrüman çalıyorsun. Bunu da biliyoruz. Nasıl bir şey yapalım? Bunu birleştirmemiz lazım. Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de çok hızlı girdik. Nasıl birleştirelim? Ben söyleyeceğim. Çalacak. O zaman ne çalacaksın bize sen enstrümanın? Ben kemanı çalıyorum. Harika. Ve neyi çalabiliriz? Çanakkale. Bir dakika, bir daha alalım. Çanakkale'yi. Çanakkale'yi. Evet, ben çok severim. Ben mesela kendi ailemden dolayı da çok severim. Çünkü benim dedelerim eskiden Çanakkale'de savaştı ve orada şehit olmuştu. O yüzden ben gerçekten çok severim o türküyü. Ve işte yani kalbimden söylüyorum. Ve bu bütün hani Boşnaklara, Türklere gitsin. Onlar da inşallah beğenirler. İnşallah doğru söylerim. Öyle, o da çok iyi çalar bunu. Onu biliyorum. İnşallah. Hem atalarımıza, ecdadımıza da bu vesileyle rahmet dilemiş olalım. O zaman buyurun arkadaşlar. Sahne sizin. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde aynalı çay. Sevgili izleyiciler, Novi Pazar'dan sizlere veda ediyoruz. Çanakkale türküsü bizlere eşlik ediyor ve gerçekten burayı çok sevdik. Fuat abiye, Cenana'ya, Sayma'ya, Ayşe'ye ve tüm bize misafirperverlik gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Balkan Saati'nden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.
düşmana karşı of gençlik.